Konut satışları, konut fiyatları ya da kiralar da aynı şekilde 2022'ye damga vurdu enflasyonla birlikte ve bu yatırım araçlarında öne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu da 2022 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. 2022'de ülkemizde 1.485.622 konut satışı gerçekleşti. Birazdan bu konuda da bir konuğum olacak. Önce rakamları paylaşalım. Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,4 azaldı. Çok küçük bir düşüş var, %1'i bulmayan. İstanbul 259.654 konut satışı ve %17,5'la en yüksek paya sahip konut satışlarında, ki normal her zaman olduğu gibi. İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. Satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 468 konutla Ardahan, 910 konutla Hakkari ve 956 konutla Bayburt. İpotekli konut satışları, yani krediyle konut satışları 21.276, toplamın içinde gerçekten çok düşük bir oran. 2022 yılında yabancılara da 67.490 konut satıldı. Yabancılara satışı bu artan fiyatlarla paralel çok değerlendiriyoruz. Bunu da konuğuma soracağım. 67.490 konut satılmış ülkemizde yabancılara. Ruslar 16.312 konut satın alarak ilk sırada yer alıyor konut alan yabancılar arasında. Rusları 8.223 konutla İran vatandaşları ve 6.241 konutla da Irak vatandaşları izledi. Tabii 400.000 dolarlık bir konut almada vatandaşlık da var. Konut satışlarını 2022'de bu boyutuyla da konuştuk. Rakamlar özetle böyle. Bakalım bir önceki yıllara kıyaslarsak ne ifade ediyor bu TÜİK'in açıkladığı istatistik. Hemen şimdi Hakan Akdoğan'la konuşacağız. Gayrimenkul Konut Komite Başkanı. Hakan Bey merhaba, hoş geldiniz. Serap Hanım merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle başlayalım. Yabancılara konut çok konuşulan bir başlık diye aradan onu şöyle bir cımbızlayarak konuşalım. 67.490 konut satılmış yabancılara. %4,5 Türkiye genelinde satılan 1.485.000 konutun içinde baktığımızda İstanbul'da satılan konut 259.000, İstanbul'da yabancılara satılan konut da 24.953. Yani İstanbul'a gelince bu %10'ları bulmuş. Yani geçen yıl yaşadığımız bu konut fiyat artışları için bu rakamlar ne söylüyor? Hep dendi ya yabancılara satış burada lokomotif değil. Bu satışların, satış rakamlarının artmasında bunun etkisi düşünülenden daha az diye. Sizce de öyle mi? Evet Serap Hanım, zaten baktığımızda %4,5, %5 hep böyle bu aralıkta gidip geliyor son yıllarda. Yani yabancıların bizim pazarımızdan aldığı pay. Burada geçen yıl oranla %15'lik bir artış gözüküyor. Sizin az önce söylediğiniz gibi aslında 2021 yılında 58 bin adet satılmışken bu yıl 67 bin. Özellikle burada göze çarpan, biz genelde alışık olduğumuz 1-2-3 sıralaması hep Orta Doğu ülkeleriydi. Ama artık birinciliği de Ruslar almış durumda. Özellikle Rusya'daki savaşla beraber Rus vatandaşlar ve Ukraynalı vatandaşların da Türkiye'ye çok ciddi bir ilgisi oldu ve Rusya vatandaşları da şu anda yabancı alımda birinci sıradalar. Evet, fiyatlara yansıması, pazardan aldığı paya baktığımızda sanki çok daha böyle hani pazarı çok böyle fiyatını değiştirebilecek ölçüde gözükmüyor ama. Ama İstanbul'a gelirsek özellikle onu okudum. Neredeyse 10 konuttan biri yabancıya. Yani bu diğer bütün o diğer 9 konutu etkilemez mi? Etkiliyor şöyle. Bazı bölgelerde aslında mesela şunu da gözlemledik. Biz ilginçtir. Mesela Çanakkale'de biliyorsunuz yabancıya satış yoktur ama oradaki konut fiyat artışlarına baktığımızda diğer illerimizde de paralel bir artış var. Onu da gözlemleyebiliyoruz. Yani ama elbette ki şöyle bir etkisi oluyor yabancılara satışın Serap Hanım. Mukayese konusunda çok ciddi pazarda bir problem oluşturabiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Örnek vermek gerekirse İstanbul'da herhangi bir sitede bir yabancı bir konut kiraladığında veya bir satın aldığında eğer yüksek fiyattan satın aldıysa, bunun sayısı bir bile olsa, artık diğer satıcılar ya da diğer mülk sahipleri onu kendilerine baz alarak, referans alarak fiyatlarını yükseltiyorlar. İşte bu da piyasayı çok ciddi şekilde etkiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Bu anlamda böyle bir sayısal olarak düşük gibi gözükse, her ne kadar İstanbul'da sizin de söylediğiniz gibi %10 gibi olsa da ne kadar düşük gözükse gözüksün sayısal anlamda pazardan aldığı pay, ama mukayese ve kıyas anlamında pazarı etkiliyor diyebiliriz. Şimdi 1.485.000 konut satılmış. İpotekli konut satışı 21.796. Çok çok düşük değil mi? Hep böyle düşük müydü?
Evet, düşük. Özellikle bu yıl düşük Serap Hanım. Çünkü bu yıl özellikle BDDK tarafında getirilen bir düzenleme ile evlerin fiyatlarına göre konutlara belli oranlarda kredi tutarı belirlendi. İşte örnek vermek gerekirse biliyorsunuz 10 milyon üzerinde olan hiçbir konut şu anda kredi kullanamıyor. Böyle sınırlamalar getirilince ipotekli satışlarda düşme oldu. Sadece o değil. Aynı zamanda kamu bankalarında da biraz kredi musluklarını kıstı diyebiliriz. Kredi tutarlarını maksimum 500 bin lirayla sınırlandırdılar. Yine bunun yanı sıra özel bankalara da baktığımızda şu an %2'ler seviyesindeki bir morgıç kredisi için çok yüksek oranlar bunlar. Çok. Bunların hepsini evet göz önüne aldığımızda %10'lara kadar gerilemiş bir ipotekli satış şu %10 an. da değil, yanlış mı? 21 bin, 1 milyon 485 binin içinde. Yani Bu ayki oranlamaya baktığımızda ipotekli satışlarda bir çok ciddi bir düşüş var. Hatta geçen yılla birlikte baktığımızda %60 civarında bir düşüş var ipotekli satışlarda Serap Hanım. Bu da az önceki saydığımız sebeplerle ilişkili. şimdi yani satılan evlerin %90'ından fazlası, %95'inden fazlası nakit alınmış mı oluyor? Yani başka araçlar var mı bizim şu an düşünemediğimiz? Ya burada yani bizim bilmediğimiz araçlar yok ya nakit olarak biliyorsunuz ya da ipotekli satışlar. Belki burada takas yöntemleri de olabilir ama bunlar tabii şeyler Daha arasında az, bir doğru. nakdi tabii çok düşük bir miktarda nakdi sayılarak yapılan satışlar. Burada aslında ipotekli bugün konut satışlarına baktığımızda az önce siz rakamları verdiniz. 1 milyon 485 bin seviyesinde geçen yıl halbuki 1 milyon 490 bin. Her bir yılı geçerek devam ederken bu yıl düştü çünkü ipotekli satışlarda çok ciddi bir gerileme var. İpotekli satışlardaki gerileme olmasaydı biz geçen yılı muhtemelen geçmiş 1,5 milyonunu da aşmış olacaktık. Evet, 2020 yılında bugüne kadar en yüksek. 2020'den sonra çok küçük oranlarda düşmeye başlamış. 2020 yılında da 1 milyon 499 bin 316 konut satılmış ülkemizde. Ama görünen o ki, yani sizle konuşunca da onu anlıyorum, nakit alınmış bu. Ve hep konuştuk ya, bu konut artışları bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. Yani elinde parası olan insanlar almışlar şu anda konutları, değil mi? Evet Nakit, Serap Hanım. çünkü ortalama ev 3 milyon lira deniyor İstanbul'da, büyük şehirlerde. Oradan yola çıkarsak, ya yani ekonomik durumu daha iyi olan insanlar bir yatırım aracı olarak paralarını konuta yatırmışlar diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz yani enflasyonun yüksek olmasıyla birlikte aslında yatırımcılar da yönünü gayrimenkul sektörüne son 2 yıldır çevirdi desek çok da haksız sayılmayız. Şu an konut artışlarına, fiyat artışlarına baktığımızda nominal anlamda %80'lere, %90'ları bulan artışlar var. Tabii ki bu anlamda bu da yatırımcının parasının enflasyon karşısında erimemesi, hatta enflasyon karşısında değerini koruyup üzerine de kazanç sağlamak amacıyla çok ciddi şekilde gayrimenkule yöneldiğini gözlemleyebiliyoruz. Evet, bir de kısacık şunu sorayım. Bu yıl için ne bekliyorsunuz? Aynı seviyeleri konut satışları korur mu? Şimdi yeni kampanyalar var. Bu ne kadar etkiler ve konut fiyatlarında bir balon, bir köpük var. Bu bir miktar düşecek deniyor. Düşer mi sizce? Şöyle ya biz fiyatların çok geri gelebileceğini düşünmüyoruz Serap Hanım. Çünkü bugün Merkez Bankası verilerine baktığımızda %120'lik bir artış var inşaat maliyetlerinde. Evet, inşaat maliyetlerinin üzerinde seyrediyor konut artış fiyatları ama sonuç itibariyle bunun da yatırım aracı olarak gördüğümüzde oradaki payı da enflasyon karşısında parasını korumak isteyen hatta daha fazla para kazanmak isteyen yatırımcıların buraya gelmesinden kaynaklandığını net bir şekilde görüyoruz. 2023 yılında da yine gayrimenkule olan güvenin devam edeceğini, burada tabii ki yeni düzenlemeler ve yeni kampanyalarla beraber bir hareketlilik geleceğini de öngörüyoruz. Özellikle TOKİ tarafında bu yıl yine biliyorsunuz bayağı bir konut üretilecek. Alt gelir grubu için yine orta gelir grubu için çok ciddi bir kampanya var şu anda başlatıldı. Dün itibariyle başvurular alınmaya başlandı. Bunlarla birlikte yine ikinci el tarafında da bakanımızın Çalışmalar, bir evet. desteği olacağı evet bir çalışma var masalarında. Belki şu anki sıfır konutlara yapılacak kampanya kadar avantajlı olmasa bile belki oradaki konut kredi oranlarında bir nebze geri gelme olabilir veya o sınırlandırılmalar kalkabilir. Bunlar da ipotekli satışların artışı demek. Yani yine gayrimenkule ilginin artması demek. Evet. Bunların hepsini toparladığımızda aslında yine 2023 yılında Serap Hanım bizi hareketli gayrimenkul sektörü adına hareketli bir yıl bekliyor. Evet. İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.